kardeşim. Nasılsın güzel kardeşim? Sizler nasılsınız hocam? Öncelikle Kudüs'ten selamlar herkese. Aleyküm selam güzel kardeşim. Hocam şu anda bulunduğum yer Siyon Meydanı diye geçiyor. Buranın en işlek meydanı. Normalde adım atılacak yer yok. Görüyor musunuz? Kudüs'ten canlı yayındayız arkadaşlar. Her yerde güvenlik var. Adım başı. Şurası da tramvay geçiyor. Bizim Türkiye'nin İstiklal Caddesi diye bilinen yer. En işlek yer Batı Kudüs'teki. Arap yok denecek kadar. Şu anda gördüm. Ve şu anda dükkanlar hemen hemen hepsi kapalı. Bir iki dükkan açık bulunuyor. Diğerlerinin hepsi kapalı. Normalde burada adım atılacak yer bulunuyor. Biz, şu anda bulunduğumuz. Buralar bize daha önce gezdirmiştin. Yürüyecek yer yoktu buralarda. Adım atılacak yer yoktu. Hani şimdi şey, olaylar nasıl gelişti? Neler oluyor orada? Hocam, Hamas Aksa'yı özgürleştireceği için, hani özgürleştirmek amacıyla İsrail'e beklemediği bir anda savaş başlattı. Hem Şabat'tı hem de Yahudilerin Simchat Torah. Simchat Torah yani Tevrat müjdesi diye geçilen bir bayramdı. O bayram vakti de bir şeydir Mayka. Ne yapıyorsun? Bir Türkiye. Türkiye? Ken. Türkiye. En olsa Torah. En olsa Torah şirişi bu. Matos se po. Ken en ose to principo. Ken es vaya. Matos de principo. Ken en ose to principo. Te kvar arba shanini. Oh be ma. Te muti mizra khat po. Ishi kartes tudan ka. Hocam bir saniye polise. Ishi eni beshi turkha yaxsha. Niye te beshi turkha? E turki. Ken rasim di rote te po. Shini ya. Mazi khabirim. Ken. Shini ya. Instagram'daki bon arkadaşlar. Evet gösteriyor güzel. Kardeşim. Ha yok. Kimliğime baktı, ilgisine baktı. Tamam dedi. Sıkıntı yok. Kimlik teyidi yaptı da. Sen şimdi orada öğrencisin. Ben doktor öğrencisiyim dedim ya. Ben buradayım zaten yani dedim. Evren doktor. Sıkıntı yok. Ha çekebilirim. Evet, ortam biraz geldi. Neler oluyor bize bir anlat güzel kardeşim. Ya hocam Hamas tarafından siz anlattınız zaten ben size söylemiştim. Hamas tarafından atılan füzelerden dolayı burada insanlarda kin, nefret, öfke bulunuyor. Görüyoruz zaten herkes gergin. Ve şeylerden ise Arap tarafında ise mutluluk var. Mutluluk olmasının nedeni ise belki yıllardır çektikleri zulüm de olabilir. Ya da Hamas'tan beklentiler de olabilir. Ama halk burada Yahudi tarafını söylüyorum. Kin ve nefret bulunuyor. Hani hiç beklemedikleri bir anda hiç beklemedikleri bir şekilde saldırı oldu kendilerine. Şu anda da zaten en üstteki yer. Şu anda her yer kapalı. Sadece bir iki yer açık. Her yerde de polis güvenlik dolu zaten. Hani sıkıntı yok. Kendilerini de çekiyorum zaten. Burası da trenler eskiden doluydu. Heh, ne hocam? Trenler eskiden doluydu. Şu an boş trenler. Evet. Şu anda trenler boş. Çünkü herkes gergin. Hani şey bulunuyor. Mesela ben üniversiteden buraya doğru geldim. Üniversiteden doğru gelince otobüs bulunmuyordu. Ya otobüsler bir buçuk saatte bir, iki saatte bir geliyordu halk yollarda. Otobüslerden bahsediyorum. Normalde bu tramvaylarda tutulmak için geliyor. Istediği, hocam sesini tam diyorum. Adamın askerliğini yapmak istediği, yani bu Arap mı değil mi herhalde onu sor bakmak istedi. Yani Türk şeyini gördü, şey yapmadı. Yani burada Türklere karşı bir sıkıntı yok. Yani şey olarak görünmüyor. Hatta adam esprisine dedi bekle dedi ben canlı yayına katılayım. Hani görüntüyü göstereyim ya. Ama halk evet, bazen de kin ve nefret bulunuyor. Bilmiyorum ben de biraz tedirginim. Hayatımda ilk defa herhalde oldu. İlk defa değil mi? Son 4-5 yılda ilk defa bir polis bana kimlik sordu. Yani sorunca insan biraz tedirginlik duyuyor. Anladım. Güzel kardeşim. Şu an Kudüs'ten Mescid-i Aksa'yla bu savaşın olduğu yer arası kaç kilometre? Savaşın olduğu yer yaklaşık 200 kilometre sürüyor. Ama buradan şu anda oraya doğru gidersek, ben zaten birazdan oraya doğru gideceğim. Bir 5 dakikayı alacak. Yani surların olduğu yer. Yani oraya doğru gitmek yaklaşık 10 dakika alıyor. 10-15 dakika diyelim. Aksa. Sen dün bana Mescid-i Aksa'dan video göndermiştin. Aynen hocam. Kimse yoktu. Kimse yok. Çünkü belli saatlerde hem halk da tedirgin. Filistin tarafı da olsun, İsrail tarafı da olsun. Gidip polise belli sayıda kimseleri alıyorlar. Öyle diyorlar. Yani ben aradım dün Filistinlileri. Yani şey olarak almak istemediler diye. Anladım.
Tamam güzel kardeşim. Çok gergin bir hava bulunuyor hocam. Hani içinde bulunsa enerjisine. Sesine herkeste bir gerginlik var. Herkes mesela şey soruyor. Nasılsın diyor. Maşalom kadri İbranice. Ama verdiğin cevaba göre Arap mısın? Yahudi anlaşılıyor. Hani aksan olsun, şey olsun. Ben arkadaki yerde de polis var. Burada da var. Her yerde. Adım başı. Çok gergin bir hava bulunuyor. Ama olaylar dün yoğundu. Bugün biraz daha sakin. Daha çok Gazze tarafında olaylar var. Kudüs'te daha sakin şu anda. Normalde hocam biz sizin de tur boyunca gelmiştik. Buralarda adım atılacak yer bulunmuyordu hatırlarsak. Hepsi restorandır. Evet güzel kardeşim. Aynen abi. Evet. Ben bizim için Mescid-i Aksa'nın önemini senin bilginle bize bir anlatsana tarihini ve önemini. Hocam normalde biz uzun uzun konuşuyoruz bunları. Biliyorsun ben de rehberim burada anlatıyorum. Mescid-i Aksa bizde Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İsra suresinin ellezi barekna havlehu etrafını bereketlendirdiğimiz alan diye geçiyor. Ve bizim de ilk kıblemiz diye bilinen bir alan. İlk kıblemiz ve peygamberler diyarı diye bilinen şehirde, Kudüs'ün kalbinde bulunan yer Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz, ilk yöneldiğimiz yer. Ve etrafı da ayet-i kerimeyle de belirtildiği gibi etrafı bereketlendirilmiş denilen alan diye geçen bölge. 144 dönümlük alandan oluşuyor. Ve Kur'an'da bahsedilen yaklaşık 24 peygamberin bulunduğu bölge diye de geçiyor. Hazreti İsa olsun, Hazreti Musa olsun, Hazreti Süleyman olsun, Hazreti Davut olsun. Çoğu peygamberin ayak izlerini gördüğümüz Kudüs'te. Hepsi geçiyor. Ve zaten de birazdan göreceksiniz hocam. Osmanlı surlarının bulunduğu yer Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı o surları. Surlar yaklaşık 750 dönümlük alan üzerinde kurulmuş. Ve Mescid-i Aksa ise biraz önce anlattığım ayet-i kerimede ellezi barekne havlehu etrafı bereketlendirilmiş denilen alan 144 dönümlük alanın içinde o da surların içinde bulunuyor. Ve surlar da Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı. Ve surlar hala ayakta duruyor. Birazdan göstereceğim. Şu anda Kudüs'te ise hocam ortam, ben elçiliktekilerle de görüştüm. Sadece Tel Aviv'de yoğun füze saldırısı var. Kudüs'te dün saat 1'den beri bir saldırı olmadı. 1-1.5 civarından beri. Yani zaruri bir şey olursa Dışişleri Bakanlığı uçak kaldıracağını söyledi. Türk vatandaşları için. Çünkü burada yaklaşık olarak 10.000'e yakın Türk işçi bulunuyor. 10.000'e yakın. 10.000'e yakın Türk işçi var. Biz şey duyduk, gördük televizyonlarda. İnsanlar akın akın havalimanına gidiyor diye gördük. Var. Çoğunluk iki pasaport sahibi olanlar genelde. Ya da İsrail'de doğmamış, sonradan buraya gelenler. Hani mesela diyelim ki sonradan buraya geçip vatandaşlık alanlar genelde yapıyor. Ama şeylerde yok. Çünkü ordu herkesi zorunlu askerliğe çağırdı. Burada askerlik normalde erkekler için 3 yıl, kızlarda 21 ay. Askerlik bittikten sonra ise zaruri durumlarda herkes bir anda askerliğe çağrılabiliyor. Onun için üniversite normalde ayın 15'inde açılacaktı. Üniversitenin açılışı bir hafta ertelendi. Çünkü öğrencilerin tüm orduya çağrıldı. Ordu dediğim Kudüs'te değil, Gazze sınırına götürüldü herkes. Büyük ihtimalle İsrail Gazze operasyon yapacak. Onu gösteriyor. Evet arkadaşlar bu yayını hem kaydedeceğim hem YouTube'a da yükleyeceğiz bu yayını. Evet şu an yürüdüğün istikameti bize anlatabilir misin hocam, güzel kardeşim? Yaffa Caddesi. Yaffa denilmesinin nedeni hatırlarsak biz sizin turlarınızda hocam Yaffa, Tel Aviv Yaffa'yı ziyaret etmiştik. Osmanlı'nın iman şehri Yaffa. Oradan Hristiyan ve Yahudiler Kudüs'e gelince bu yolu kullanıyor. 4 kilometrelik bir yol. Buranın İstiklal Caddesi diye bilinen yer. 4 kilometre. Ve buradan hemen Osmanlı surları görünüyor. Osmanlı surlarından Yahudiler ağlama duvarı, Hristiyanlar ise Kıyame Kilisesi. Kıyame Kilisesi Hristiyanlara göre Hazreti İsa'nın çarmıha geldiğine inanılan yere gidiyorlardı. Bundan dolayı buranın ismi Yaffa Caddesi diye geçiyor. Bu gördüğünüz yer. Zaten binalara bakarsak hepsi eski. Son dönem Osmanlılardan kalma. Fark ediliyor zaten. Herkes ilginç ya, herkes bakıyor. Konuştuğumuzu herhalde anlamak istiyor.
Şu anda hocam Osmanlı surlarını görüyoruz. Tam karşımızda. Şu an Kudüs'ten Mehmet Mücahit Ekinci kardeşimiz bizim iki kere tur operatörlüğümüzü yaptı sağ olsun. Bütün Kudüs'ün her taşının tarihini bilir. Şu an kendisi Kudüs'te doktora öğrencisi. Evet, az önce de polisler tarafından kimliği sorgulandı. Onun videosunu gördünüz. Öğrenci olduğu için bıraktılar kendisini. Ya şeyi sordu, ne anlatıyorsun? Olayları anlatıyorum dedim. Neler oluyor diye. Sadece bu. Burada da güvenlik var zaten. Her yerde. Şu anda doğu ile batının ayrıldığı yerdeyiz. Şuradan buraya geçersek, Batı Kudüs, Doğu, Batı Kudüs şurası, burası ise Doğu Kudüs oluyor. Osmanlı surlarını görüyoruz. Buradan sonrası Doğu Kudüs diye geçiyor. Şu gördüğünüz yer. Tam karşıda ise kulenin olduğu yer, minare diye geçiyor. Osmanlı Kalesi'nin bulunduğu yer orası. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı. Ve kaledeki minare hala bulunuyor hani yerinde ama maalesef müze olarak kullanılıyor. Görüyoruz. Tam önümüzde. Burası ise şu anda ben Doğu Kudüs'e geçtim. Batı şurası. Burası ise Doğu. İkisini tam ayrılıyor. Mücahit kardeşim, biz iki tarafı da gezdik. İki tarafta da inanılmaz bir yaşam standardı farkı var. Bize anlatsan mı? Hocam en basit örneğiyle biraz önce Batı Kudüs'teki sokakları gösterdim sizlere. Tertemizdi. Şimdi birazdan Doğu Kudüs'ün tam iç bölgesine geçeceğim. Yani sokaklar daha kirli. Yani insanların kıyafetleri olsun, sosyoekonomik durumları olsun. Bir anda değişiyor, farklılıklar gösteriyor. Hatta şuradan gidersem ne dedim tam daha anlaşılır. Şam kapısının bulunduğu yere doğru gidiyorum. Şam kapısı ise Osmanlılar'da Hacı Umre ziyaretleri yapılınca Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Üç mescid için yola çıkılır. Birincisi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa için. Bu Osmanlılar ise sırf bu hadis-i şerif hürmetine Hacı Umre'leri yaparken Kudüs'ü de içine aldılar, Mescid-i Aksa'yı. Ve Mescid-i Aksa'yı alınca Şam'dan toplanan kervanlar, Şam Hicaz diyoruz ya, Şam'dan toplanan kervanların ilk geldiği kapı burası. Biraz ileride göstereceğim. Olduğu için o kapının ismi Şam kapısı. Maalesef televizyonlarda gördüğümüz olayların en çok yaşandığı kapı da orası. Evet. En çok Filistinler soğuk kapıya şehitler kapısı der. Babu Şuheda der. Yani şehidin çoğulu. Şehit Şuheda çoğulu olarak geçiyor. Çünkü en çok olayların Filistinlerin yaralandığı bahsi geçen yer orası. Ben şu anda şeyin etrafında dönüyorum. Kanuni Sultan Süleyman yaptırdığı surların etrafından dönüyorum. Bir 200 metre sonra öte Şam kapısının bulunduğu yerde göstereceğim. Zaten farkı birazdan göreceğiz. Tamamen farklı bir ortam. Belli oluyor zaten Batı Kudüs'te şu anki bulunan yer. Evet, şu an bütün izleyicilere şunu söylemek istiyorum. Kudüs'ün her tarafı Osmanlı yapısı arkadaşlar. Surlar şu an. Yani, evet bakın bu surların hepsini bizim ecdadımız yaptı. Bütün Orta Doğu'da, sadece Kudüs'te değil, diğer bütün Arap ülkelerindeki de medeniyeti bizim ecdadımız götürdü. Aynen öyle hocam. Şam kapısının bulunduğu yer birazdan göreceğiz. Buradan sonra artık Yahudi bulunmuyor. Öbür tarafta ise Arap bulunmuyordu. Tam tersi. Şu anda burada hiç Yahudi yok. Yani bu saatte. Aslında gelmek istemez. Can güvenliği için kendisinin de. Yani bir yol var. Yolun bu tarafında Yahudiler yaşıyor. Çoğunlukta bu tarafında da Müslümanlar yaşıyor. Aynen. Doğru mu? Aynen hocam. Ve buradakilerin çoğu 67 Arabı diye geçiyor. 67 denilmesinin nedeni 6 gün savaşlarla beraber İsrail buraları alınca buradakilere vatandaşlık vermedi. Mavi kimlik kartı verdi. Tevda diye, Kola diye geçiyor. Bunlar iş yeri açabilir. Oy verme dışında her şeyi yapabilir. Ama pasaportları yok. Şimdi bazılarımız soruyordur. Bunlar yurt dışına nasıl gidiyor? Yurt dışına gidince de Ürdün pasaportuyla gidiyorlar. Ve Ürdün üzerinden gidiyorlar, doğru mu? Aynen hocam, Ürdün. Ama istiyorlarsa vatandaşlık alabilirler. Belli süreçleri var. 1,5 yıllık mahkeme süreci bulunuyor. Biraz uzun bir süreç. O sürecin sonunda alan da gizli alıyordur. Hani şey görünmesin diye. Toplumda
tayin sıfatıyla karşılanmamak için. Hocam hatırlarsak buraları Şam kapısı dop doluydu. Evet, burada herkes açık. Yer yoktu. Buralar bile şu anda boş. Şimdi birazdan göstereceğim yeri izleyiciler hatırlayacaktır televizyonlarda. Şam kapısının bulunduğu yer. Olayların en çok yaşandığı yer orası. Evet. Kudüs'ten Mehmet Mücahit Ekinci kardeşimiz, hatırlarsanız sürekli Kudüs'ten Cuma namazı, bayram namazlarının fotoğraflarını paylaşıyorum. Hepsini oradan bizzat Mücahit kardeşim çekip gönderiyor bize. Şu an Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı tarafında kendisi. Bize bölgeyi anlatıyor. Evet, aynen. Burada bu saatte Yahudi yok. Herkes bu saatte Müslüman burada. Sadece güvenlik bulunuyor İsrail askerleri. Onlar da karakol noktalarında, tepede bulunuyorlar. Göstereceğim orayı. Bu arada Osmanlı surlarına bakarsak buralar normal surlar, buralar beyaz. Farkı görüyoruz. Değil mi? Çünkü evet. Kanuni Sultan Süleyman burayı Mimarbaşı Çelebi Nakkaş'a yaptırınca Mimarbaşı Çelebi Nakkaş nereden biliyoruz? Vakfiye dokümanlarından biliyoruz. Sicil dokümanlarından biliyoruz. Mimarbaşı Çelebi Nakkaş burayı yaptırınca bazalt taşlar kullanıyor. Kapı kısmını. Çünkü Sultan Kanuni Sultan Süleyman şöyle bir emirde bulunuyor. Öyle bir taş kullan ki gece bile gelen Kudüs'e bu kapıdan giriyordu hatırlarsak. Hacı ve Umre ziyaretlerini yapan Şam kapısından, evet. Şam'dan gelen kervanlar buradan giriyordu. Öyle taşlar kullan ki gece bile gelen imparatorluğun ihtişamını görsün. Onun için bazalt taşlar kullanıldı. Şu taşlar farklı. Gece bile parlıyor. Işığın olmasına gerek yok. Burada da askerler var yine. Görüyordu zaten. Bahsi geçen yer anlattığım yer burası. Bu Şam kapısı hatırlarsak. Evet. Şu gördüm askerler de herkes bakıyor ilginç. Arkadaşlar bu saatte burada akın akın insanlar Mescid-i Aksa'ya giderdi arkadaşlar. Şu anda bomboş. Bakın bu gördüğünüz bütün taşları kaç yıl önce yapıldı Mehmet kardeşim bunlar? 1537'den başlanıldı 42'ye kadar. 5 yıllık bir süreçte tamamlandı. 1537-1541 yıllarında bakın 1537-1541'de burayı nereden baksan 480 sene önce bizim ecdadımız yaptı burayı arkadaşlar. Zaten evet. Aşağıdaki kapı kapalı görüyorsunuz. Seren, Eskişehir'e giriş ve çıkışlar kontrollü. Size anlatmış. Eyvallah. Şu an bu duvarların arkasında Mescid-i Aksa var arkadaşlar. Biraz ötesinde aynen. Hocam askerler bakıyor. Ben devam edeyim diyorum. Çünkü gergin evet. Bakıyorlar. Lütfen sen de dikkat et. Peki bir bakıyor. Ambulansa bulunuyor. Hazır. Hani olaylar olursa diye bekletiliyor. Cadde şurası hocam. Ben de birazdan izninizle tramvaya bineceğim hocam. Tramvay arka tarafta üniversiteye doğru gideceğim. Caddeyi de görüyoruz zaten burası. Eyvallah. Caddenin ismi de hocam Süleyman Caddesi, onu göstereyim. Kanuni Sultan Süleyman bu surları yaptırdığı için baştan sona cadde ismini Sultan Süleyman'dan alıyor. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi diye biliniyor. Yafa Caddesi'nden sonra Kudüs'teki en büyük cadde diye biliniyor burası. Şu görünenler. Arkadaşlar, bu gördüğünüz surlar ve binalar 480 sene evvel bizim ecdadımız tarafından yapıldı. Topkapı surlarını düşünün. Bütün Akdeniz'de, buna Kıbrıs dahil, Tunus, işte Cezayir, Ürdün, Lübnan, Mısır, Suriye tarafında biliyorsunuz, Suudi Arabistan, her tarafta bizim ecdadımızın eserleri var. Bir de Mücahit kardeşim, senden bir ricam var. Estağfurullah hocam. Senden ricam şu, hatırlıyor musun? Bize bir şey anlatmıştın. Burada evet hocam. Müslümanlar, Ermeniler, Hristiyanlar ve Yahudiler ittifaka düştüklerinde
Osmanlı'nın fetvalarına bakıyorlardı. Hatırlıyor aynen. musun bize bunu? Burada, aynen hocam. Kıyame Kilisesi'nin bunu... bulunduğu yer. Şu anda bu Eskişehir'in bulunduğu yerde 4 mahalle bulunuyor. Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Ermeni mahallesi. 4 mahalle hala da Osmanlı'dan kalan bu 4 mahalle statüsünü koruyor. Bazılarımız diyecek ki Ermenilerin neden ayrı bir mahallesi var? Hristiyanlarla neden birleşmedi? Ermeniler Heraklius döneminden, Bizans döneminden kendi kalan arazileri olduğu için Osmanlı dokunmadı o arazilere. Ve Ermenilerin de kendi bölgesi bulunuyor. Müslümanlardan çok sonra en çok araziye sahip olan Ermeniler şu anda burada. Ve Hristiyan mahallesinin bulunduğu yerde ise Kıyame Kilisesi bulunuyor. Kıyame Kilisesi Hristiyanlara göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan yer. Bize göre ne öldürüldü ne çarmıha gerildi ayet-i kerimede. Hristiyanlara göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerde hep kavgalar çıkar. Herkes her mezhep orayı temizlemek ister. Çünkü onların tabiri caizse Kabe'sinin olduğu yer diye bilinen yer. Bu arada turistler geliyor buradan. Büyük ihtimalle bahsettiğim Kıyamet Lisesi'ni gezmekten geliyor. Çünkü bu taraf Hristiyan mahallesinin olduğu yer, şu gösterdiğim yer. Oradan geliyorlar. Hep kavga çıkınca mesela temizliği bile onlar için çok büyük bir sevap. Kim temizlerse. Ve sene 1870'lerde tekrardan kavga çıkınca Hristiyanlar yaklaşık 20 Hristiyan birbirini öldürüyor. Öyle büyük bir kavga çıktı. Artık sultan dayanamıyor. Sultan artık ferman da yayınlıyor. Artık diyor burada bir taş oynatıla. Taşı oynatanın kellesi oynatıla. Ve ferman Kıyame Kilisesi'nin üzerinde okunuyor. Orada da bir Ermeni rahip bulunuyor. Zardor Ermeni rahibi indiriyorlar. Ferman ne diyorlar orada? Burada bir taş oynatıla. Taşı oynatanın kellesi oynatıla. Ve merdiven orada kalıyor. Hala merdiven orada bulunuyor. Ve evet. O ferman burada... hala günümüzde hayatta. Bu hatta hocam gözünüzü kesiyorum kusura bakmayın. 2000'lerin başında yangın çıkıyor Kıyame Kilisesi'nde. Yangını söndürecekler, söndürdüler. Restorasyon yapacaklar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, düşünüyorlar. Ve Osmanlı fermanını açıyorlar. Osmanlı fermanını açıyorlar çünkü Osmanlı yok. Status quo hala Osmanlı'dan beri sürüyor. İsrail bile dokunmadı o duruma. Ve sonra açıyorlar fermanı. Hani ek bir madde ekliyorlar. Hani Osmanlı olmadığı için Osmanlı'ya ait biz burada bulunuyor ve iki aile bulunuyor zaten. Kiliseyi açma ve kapama işlemi iki Müslüman ailedir. İkisi de seyit. Neden bir değil iki? Adaletli olsun diye. Hani olur ya biri Allah korusun birine tarafsız davranmaz diye. İki Müslüman biri açıyor biri kapatıyor. Ve o aileler açıp kapatıyor. Onlar gelmezse açılmıyor orası. Ve 2001'deki yangından sonra restorasyona yani ek bir madde fermanı ekleniyor. Ama bakıyorlar ki yangını, Süryani kısmındaki yangını Ermeniler çıkardığı için Süryaniler restorasyon istemiyor. Utanç diye kalsın diyor. Yani buradaki anlatmak istediğim Osmanlı'nın hala kuralları burada geçiyor. Hatta hatırlarsak Trump burayı ziyaret etmişti. Kıyamet Kilisesi'ne gidince Osmanlı kıyafetli, fesli askerler buradaydı. Osmanlı geleneğine göre açılıyor, kapatılıyor hala bahsettiğimiz yer. Osmanlı eserleri sadece kusurlarla bağımlı değil. Hatta Osmanlı eserlerinin birkaç tanesini daha söyleyeyim. Osmanlı'nın eserleri arasında Osmanlı Elhalil'den su getirdi buraya. Elhalil'den 20-30 kilometrelik alanlardan tüm Kudüs'e su getirdi. Ve bu suyu da dağıtmak için 7 tane sebil yaptırdı. Nereden biliyoruz 7 sebil olduğunu? Vakfiye sicil dokümanlarından biliyoruz. Ama günümüzde sadece 6 tanesi hayatta bu vakfi. Ve bunun yanı sıra Osmanlı Kalesi'ni yaptırtıyor. Bunun yanı sıra Hazreti Davud'un ve bizde Kur'an'da Maide Suresi'nin isminin geçtiği, yani son akşam yemeğinin olduğu külliyeyi yaptırtıyor. Ve birçok vakıf yaptırtıyor. Ve bu getirdiği sular devam etsin diye Hürrem Sultan'ın vakfı arazileri bulunuyordu. Hala da hayatta çoğu. Ve Hürrem Sultan dedik, Kanuni döneminde hala Hürrem Sultan'ın açtırdığı aşırı hala faal durumda. Hala şu anda faal durumda. Yani 480 sene evvel açılan bir vakfiye aşevi halen daha insan doyuruyor. Aynen hocam. Hala faal durumda şu anda. Yani Allah hepimize böyle vakfiyeler kurabilmeyi nasip etsin inşallah. Aynen hocam. Aynen inşallah. Hocam. Evet güzel kardeşim. Sen yoluna devam et. Bize o alanı biz Mescid-i Aksa'yı en azından etrafını gördük. İçeriye şu an giriş yok. Hem seni de riske etmeyelim. Tekrar uygun imkan oldukça yine canlı yayın yaparız. Bizden nasipse salı günü Suudi Arabistan'a Ümre'ye yola çıkacak Allah isterse. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Mücahit kardeşim sen de hakkını helal et. İyi bak kendine. Mescid-i Aksa bizim vazgeçilmezimiz. Aynen hocam.
Eyvallah hocam. Ben buradan yukarı doğru gidiyorum. Eyvallah. Ben yayını kapatıyorum arkadaşlar. Mücahit kardeşim canlı yayında şu an. Mescid-i Aksa'da canlı yayındaydı. Etrafını gördük. Biz bu bölgelerin tamamını birçok kez bizimle yol arkadaşı yapan öğrenci kardeşlerimizle gezdik. Buralarda yürünecek yer yoktu arkadaşlar. Burada itiş kakış giderdiniz. Bakın bir iki kişi ancak evet, adım atamıyorduk buralarda. Ve bu gördüğünüz bütün eserler Osmanlı tarafından gerçekleştirildi. Osmanlı'nın bütün Akdeniz'de, bütün Bulgaristan tarafında, Yunanistan'da, Yugoslavya'da birçok yerde eserlerini gördüğünüz arkadaşlar, icadımızın dünyada nasıl bir iyilik yaptığını göreceksiniz. Evet, dinliyorum. Evet hocam, yok vakti de benden canlı yayındayım da. Sıkıntı yok mu? Yok yok dedim. Eyvallah güzel kardeşim. Hadi sen gideceğin yere git. Allah'a emanet ol. Biz hepimiz oradaki kardeşlerimize dua ediyoruz. Çok sağ olun. Yollar açıldığında da maddi manevi yardımlarımızı da Gazze'deki kardeşlerimize inşallah ulaştıracağız. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Siz hocam Allah'a emanet. Çok sağ olun hocam. Çok sen selam ediyorum. Bu Emin. Emin uzun süredir hiçbir şeyden emin olamıyordu. Hayatında bir eksiklik olduğunu düşünüyordu ve çok mutsuzdu. Ne yaparsa yapsın onun için hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu. Saçını süpürge ettiği halde en yakınları bile onun kıymetini bilmiyordu. Bu duruma artık bir son vermenin vakti gelmişti. Ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım diye araştırırken nefes21.com'la tanıştı. Hemen siteyi inceleyen Emin, kendini yenileyebileceği, mutluluğun ipuçlarını içeren yazılar okudu, videoları izledi ve nefes çalışmalarına katıldı. Emin daha mutlu bir insan olmayı, geçmiş üzüntülerini ve gelecek kaygılarını üzerinden nasıl atabileceğini, en önemlisi de yaşam amacını bulması gerektiğini fark etti. Siz de artık daha güçlü ve daha mutlu bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendiniz için bir iyilik yapın, bir adım atın ve nefes21.com adresini tıklayarak bize ulaşın.